Amcalar açık bir arazide toplanmış konuşuyorlardı. Uzak diyarlardan gelen kırmızı bir karınca aralarına katılmıştı. Kırmızı karınca kısık, yorgun sesiyle "Ben daha bugün Mekke'ye bir yolcunun çantasında geldim. Yolda gelirken çantanın sahibinden duydum. Muhammed adında bir insan yeni bir dinin peygamberi olduğunu söylüyormuş, öyle mi? Galiba dininin adı da İslam'mış," dedi. Kadife karınca kendini çöl güneşinden koruyan tüylü mantosunu oynatarak "Evet, doğru duymuşsun. Biz karıncalar her yere kolaylıkla girip çıkabildiğimizden her şeyden haberimiz vardır," dedi. "O nasıl biridir?" diye yine sordu kırmızı karınca. Kadife karınca ciddi bir yüz ifadesiyle açıkladı. "Dürüst, güvenilir, yardımsever, merhametli. Kısacası insanlar arasında en güzel ahlaklı odur. Hatta ona El Emin derler." "Haber verdiği din neleri emrediyor peki?" Siyah karınca sözü aldı. "Bir Allah'a inanmayı, ona ortak koşmamayı, Hazreti Muhammed'in onun kulu ve elçisi olduğunu kabul etmeyi emrediyor. Hırsızlığı, yalanı, dedikoduyu, içkiyi, kumarı yasaklıyor. Akrabaya, düşküne, fakire yardım etmeyi emrediyor." "Bunlar ne güzel şeyler. Herhalde bütün insanlar İslam'a giriyordur." Kanatlı karınca kanatlarını açarak konuştu. "Düşmanlar İslam'ın yayılmasına engel olmaya çalışıyorlar. Hazreti Muhammed önce 3 yıl boyunca tedbir olarak insanları gizlice dinine davet etti. Hazreti Hatice, Hazreti Ebubekir, Hazreti Bilal, Hazreti Osman başta olmak üzere pek çokları İslam'ı seçti." Siyah karınca gözlerini iyice açtı. "Hatta ben Hazreti Ali'nin Müslümanlığı kabul etmesine şahit oldum, biliyor musunuz arkadaşlar?" "Anlatsana, ne oldu?" "Bir gün yiyecek aramak için dolaşıyordum. Hazreti Muhammed'in evine girdim. Ali onun yanında kalan 10 yaşlarında bir çocuktu o zamanlar. Hazreti Muhammed ve eşi Hazreti Hatice namaz kılıyorlardı. Namazları bitince Ali bunun ne olduğunu sordu. Resulullah, ey Ali, bu Allah'ın seçtiği, beğendiği dindir. Ben seni bir olan Allah'a iman etmeye davet eder, insana ne faydası ne de zararı dokunmayan putlara tapmaktan sakındırırım," dedi. Hazreti Ali bu teklifi babası Ebu Talip'e danışmak istediğini söyledi. "Peki Hazreti Muhammed ona ne dedi?" "Eğer isterse söylediklerini yapmasın. Yok, eğer yapmayacak olursa gördüğünü ve işittiğini gizli tutmasın. Kimseye bir şey söylememesini söyledi." Hazreti Ali de o geceyi düşünerek geçirdi. Ertesi sabaha kadar ben de orada bekledim. Cevabını merak ediyordum doğrusu. Hazreti Ali sabah olunca Resulullah'ın huzuruna gelerek "Allah beni yaratırken Ebu Talib'e sormadı ki ben de ona ibadet etmek için kendisine danışayım," dedi. Sonra da Hazreti Ali ilk Müslüman çocuk oldu. Kırmızı karınca ellerini çırparak "Ne güzel bir cevap. Peki o 3 yıl süren gizli davet döneminden sonra ne oldu?" diye sordu. İri başlı karınca da kocaman başını sallayarak konuşmaya başladı. "Sonra Allah'ın emriyle açıktan davet dönemi başladı. Hazreti Muhammed İslam'a ilk önce akrabalarını davet etti. Bir gün onun evini ziyarete gitmiştim. Hazreti Muhammed akrabalarını toplamıştı. Yemekler yendi. Ben ve diğer karıncalar hemen kırıntıları toplamaya giriştik. O sırada Hazreti Muhammed ayağa kalktı ve konuşmaya başladı. Sizi ondan başka ilah olmayan Allah'a davet ediyorum. Ben de onun size ve bütün insanlığa gönderdiği peygamberiyim," dedi. Amcalarından Ebu Talip sevinerek ona yardım edeceğini söyledi. Diğer amcaları da ona katıldılar. Yalnız Ebu Leheb ona karşı çıktı. Kanatlı karınca yüzünü buruşturdu. "Ben Ebu Leheb'i tanıyorum. Onun evinin önünde yaşıyorum. Daha geçen de gördüm. Komşusu Hazreti Muhammed'in kapısına pislik ve kokuşmuş şeyler atıyordu. Karısı da her gün onun gidip geldiği yollara sert dikenli çalılar döküyordu. Her ikisi de çok fena insanlar." Kadife karınca tüylerini oynatarak araya girdi. "Benim yuvam da Safa Tepesi'nde bulunuyor. Hazreti Muhammed akrabalarını davetten sonra ilk olarak bu tepeden Kureyş kabilesine açıktan davette bulundu. O gün Ebu Leheb ona hakaret edip yerden bir taş alıp savurmuştu. Sonradan Müslümanlardan duyduğuma göre Tebbet suresi inmiş. Bu surede Ebu Leheb'in ve karısının sonlarının çok kötü olacağı anlatılıyormuş." Kırmızı karınca yine sordu. "Demek sen Safa Tepesi'ndeydin o gün. Peki peygamber ne söyledi?" Kadife karınca duyduklarını anlatmaya başladı.
Ey Kureyş topluluğu! Size bu dağın ardında veya şu vadide düşman atlıları var. Onlar sabaha veya akşama üzerinize hücum edecekler desem bana inanır mısınız diye sordu. Hep bir ağızdan evet dediler. Çünkü o ana kadar ona Muhammedül Emin diyorlardı. Hiçbir zaman ondan yalan duymamışlardı. İçlerinden en doğruları oydu. Bunun üzerine Hazreti Muhammed, öyleyse ben size üzerinize gelecek büyük bir azabın habercisiyim. Yüce Allah bana en yakın akrabalarını ahiret azabıyla korkut emrini verdi. Sizi Allah bir, ondan başka ilah yok demeye davet ediyorum. Ben de onun kulu ve resulüyüm. Eğer dediklerimi kabul ederseniz cennete gideceğinizi söyleyebilirim dedi. Herkes onu dinledi ve oradan ayrıldı. Kırmızı Karınca anlatılanları büyük bir ilgiyle dinliyordu. Aklına bir soru gelmişti. Müşrikler şimdi ne yapıyorlar? Onlar Hazreti Muhammed'e ve inananlara çok eziyet ediyorlar. Ama eziyet ve işkenceleri Resulullah'ın yolundan alıkoymuyor. O İslam'ı tebliğden asla vazgeçmiyor. Müslümanlarsa bütün kötülüklere rağmen dinlerinden asla dönmüyorlar. Aksine sayıları fazlalaşıyor. Bu yüzden de müşriklerin telaşı ve zulümleri giderek artıyor. O sırada iri başlı karınca anteniyle işaret etti. Bakın, şunlar müşriklerin ileri gelenleri değil mi? Toplanmış Ebu Talib'in evine gidiyorlar. Siyah karınca heyecanla lafa karıştı. Hadi biz de gidelim. Bakalım ne diyecekler. Karıncalar toplanıp hızlı adımlarla Ebu Talib'in evine gittiler. Kapının altından girdiler, duvar kenarına sıralandılar. Ebu Talib tam karşılarındaydı. Az sonra müşrikler içeri girdiler. Karıncalar can kulağıyla dinliyorlardı. Müşriklerin bu ikinci gelişleriydi. Ey Ebu Talib! Sen bizim yaşlı ve ileri gelenlerimizden birisin. Yeğenini yaptıklarından vazgeçirmek için sana müracaat ettik. Fakat sen istediğimizi yapmadın. Vallahi artık bundan sonra onun babalarımızı, dedelerimizi kötülemesine, bizi akılsızlıkla itham etmesine, ilahlarımıza hakarette bulunmasına asla tahammül edemeyiz. Sen ya onu bunları yapmaktan vazgeçirirsin, ya da iki taraftan biri yok oluncaya kadar onunla da seninle de çarpışırız. Böyle söyleyip gittiler. Ebu Talib Hazreti Muhammed'in amcasıydı. Küçüklüğünden beri onu korumuştu. İri başlı karınca fısıltıyla konuştu. Benim tanıdığım kadarıyla Ebu Talib kavmi tarafından terk edilmeyi istemez. Fakat yeğeninden de vazgeçmez. Bakalım ne yapacak? Ebu Talib Hazreti Muhammed'i yanına çağırttı. Karıncalar hala odanın bir köşesinde bekleşiyorlardı. İçeriye nur yüzüyle Hazreti Muhammed girince kırmızı karıncanın gözleri heyecanla açıldı. Ne kadar güzel bir nur yüzlü biri diye söylendi. Demek Hazreti Muhammed bu insan. Hiç bu kadar temiz ve ışıltılı bir yüz görmemiştim. Az sonra Ebu Talib yalvarırcasına söze girdi. Kardeşimin oğlu, kabilemin ileri gelenleri bana başvurarak senin onlara dediklerini anlattılar. Ne olursun bana ve kendine acı. İkimizin de altından kalkamayacağımız işleri üzerimize yükleme. Kavminin hoşuna gitmeyen sözleri söylemekten artık vazgeç. Resul-i Ekrem son derece kararlı bir şekilde kesin ifadelerle amcasına, güneşi sağ eline, ayı da sol eline verseler yine de bu dinden, bu tebliğden vazgeçmeyeceğini, ya Allah'ın bu dini hakim kılacağını yahut da bu uğurda can vereceğini söyledi. Bütün karıncalar bu muhteşem cevabın karşısında dona kalmışlardı. Gözleri yaşarmıştı hepsinin. Onun davasından asla vazgeçmeyeceğini anlayan Ebu Talib, "Yeğenim benim." diyerek boynuna sarıldı. "İşine devam et. İstediğini yap. Seni asla herhangi bir şeyden dolayı kimseye teslim etmeyeceğim." Karıncalar bu konuşma ve sahneden son derece duygulanmışlardı. Biraz sonra dışarı çıktıklarında siyah karınca kırmızı karıncaya dönerek "Görüyorsun ya kardeşim," dedi. "İnsanları kurtuluşa çağıran Allah'ın en sevgili kulu Hazreti Muhammed aramızda yaşıyor. Biz onu çok seviyoruz. Ama hala bazıları ona düşmanlık edebiliyor. Çok yazık." Kırmızı karıncanın sesi titredi. "Ben de artık burada kalacağım. Ömrümün sonuna kadar onun yanından ayrılmak istemiyorum."